Evet, daha önce birinci kitabımızı değerlerimize, değer şeylere tanıtmıştık. İkinci kitabımızı tanıtmıştık. Sen tek bir neden bilirsin. Sıra geldi üçüncü kitabımıza. Sevdanın adı vatan olunca dile elhamdülillah yakışır. Bu söz bizim ismimiz olmadan da olsa eğitimhaneye koymuştuk. Eğitimhaneden bulunup yayıldı. Biz de hayretler içerisinde kaldık. 2012'de koyduğun söz 2017'de arabaların arkasında yazılmış, askere gidenler kullanmıştı. Fakat biz de dedik ki bu sözümüzü şiirsel hale dönüştürelim. Madem ki bu söz vatan sözleri arasına, asker sözleri arasına girdi, bunu Allah yaydı. Madem ki bunda bir hikmet var, bu kitabı çıkaralım istedik. Eğer gerçekten bu sözün yayılması sayesinde yeni şiirler ortaya çıktı. Mesela sevdanın adı vatan olunca dile elhamdülillah yakışır. Toprağın altında atan olunca güle elhamdülillah yakışır. Bayrağı göklerde tutan olunca kola elhamdülillah yakışır. Zaferler taşlanan destan olunca kula elhamdülillah yakışır. Mehmet'in dağlarda kartal olunca bana elhamdülillah yakışır. Güzel vatanımda huzur olunca cana elhamdülillah yakışır. Elhamdülillah, elhamdülillah, çok şükür, bin şükür, elhamdülillah. Bu kitap bu sefer Ay Yayınları'ndan çıktı. Evet, bu kitap Ay Yayınları'ndan çıktı. 112 sayfa olarak çıktı bu da. Sen tek bir nereden birisin yakın. O da 110 sayfaydı. İlk kitap 130 sayfa. Ay Yayınları'ndan çıkan bu kitapta da ilk iki kitaptan sonra yazdığımız şiirleri buraya aktardık. Birinci kitaptan birkaç şiir aldık. Vatan sevgisi temalı şiirlere de ağırlık verdik. Ve böylece bu kitabı da 2019 yılı Kasım ayında çıkarmak nasip oldu. Evet, giriş bölümlerini yazmışız. Vatan sevgisi sevdaların en büyüğüdür. Kimde bu sevgi varsa şükretmelidir. Çünkü bu imanın alametidir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin vatan sevgisi imandandır sözleri büyük müjdelerdendir. Analar ciğer farelerini cepheye gönderirken gerekirse sen de öl yavrum, vatan sağ olsun demişlerdir. Halbuki evlat sevgisi bir ana için ne kadar önemlidir. Ancak vatan sevgisi bunun üstüne çıkmıştır. Gerçekten de vatana olan sevginin üstünde bir sevgi yoktur. Burada nice canlar verilmiş, nice yaralara katlanılmıştır. Bugün vatan bizden razı olacak, nefer şehit, ordu gazi olacak deyip ölümü kabullenen, düğüne gider gibi cepheye koşan bir milletin mensubu olmanın gururunu taşıyorum. İşte bugün dillerde dolaşan sevdanın adı vatan olunca dile elhamdülillah yakışır sözümüz bu kitapta şiir olarak da yerini almıştır. Bu kitabı yazıp hazırlamaya muvaffak kılan Allah'a hamd eder, tüm şehitlerimize rahmet ve dualar gönderirim. Bu kitabın hazırlanmasında bana destek ve katkı sağlayan tüm dostlarımıza teşekkür eder. Bu eserden feyiz ve fayda görmelerini sağlarım. Osman Ali Aydın, Kasım 2019. Ay Yayınları'nın bu dizaynını da çok sevmiştim bu kitapta. Gerçekten evet. Bu şekilde güzel bir dizayndı. Sayfa numaraları alttaydı. Diğerlerine üstteydi sayfa numaraları. Güzel bir dizayn yapmıştı Ay Yayınları. Özellikle eğer şiirler sayfaya sığmayacaksa aşağı doğru, yukarıdan başlatmamıştı. Aşağıdan başlatarak bakın tek kıtalı şiirler var. Bakın iki kıtalı bir şiir. Aşağıdan başlattılar, yukarıdan başlatmadılar. Öylece gözü yormadı. Güzel bir dizayn. Bu yayın evi sahibi emekli öğretmen Salihli'de yılların şairi. Evet, Gündüz Aydın aynı zamanda Kültür Bakanlığı Halk Şairliği sınavına girmiş, kazanmış. Ve Gönül Eri dergisinde çıkarıyordu pandemiden önce, ama pandemiyle birlikte tabii pek çok şey durdu. Ne demiş bize ön sözünde? Kültür bu bir topluluğun tarihi boyunca kazandığı maddi manevi değerlerini, duyuş, düşünüş birliğini oluşturan her türlü yaşayış, düşünce ve sanat varlıklarının tümüdür. Kültür etkileşim yoluyla kuşaktan kuşağa aktarılır. Bir sanat eserinin oluşumunda ait olduğu toplumun kültür yapısının önemi büyüktür. Ekmeğini yediğimiz, suyunu içtiğimiz ve havasını teneffüs ettiğimiz ülkemize
Şehrimize borcumuzu ödemenin en anlamlı yolu çok çalışmak, hizmet edebilmektir. Herkes kendi alanında işini en iyi yaparak bu kervana katılmalıdır. Yaptığımız işin mesleğin yanında hepimiz topyekin kültür ve sanata katkı sağlamamız ve destek vermemiz gerekir. Bu ihmal edilmeyecek bir görevdir. Geçmişte atalarımızın güzelliklerini gelecek nesillere aktarmak, bizleri millet yapar, yozlaşmış kültür ve sanattan uzaklaşmış, okumayan, düşünmeyen, üretmeyen toplumlar yok olmaya mahkumdurlar. Osmanlı Aydın kutsal öğretmenlik mesleğinin yanında yazan, üreten, eser veren bir kişilik olarak iz bırakmıştır. Kendisini kutluyoruz. Ay yayınları olarak böyle bir şahsiyetin yeni bir eserini daha çıkarmaktan mutluluk duymaktayız. Başarılı çalışmaların devamını dileriz sevgili öğretmenim Gündüz Aydın. Teşekkür ederiz. Evet, bu kitapta meşhur Manav Kültürü şiirimiz, 15 Temmuz marşımız, Günler Geçmiyor adlı bestemiz, En Parlak Yıldız, İstanbul gibi 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 müzik olmuş çalışmalarımız var. Bunlar da var. Evet. Ve yeni şiirler var. Kitabın basılmasına yakın şiirlerden bir tanesi. Sadakat. Adın sadakat olmalı. Unutmayan, değer bilen. Tatlı tebessümle yüze gülen, her güzelliği bulup kendine çeken. Çayda yoldaş, kahvede dost, kaderde eş, puslu günde güneş, yazın soğuk su, vefa çok erdemli, asil doğrusu. Evet, ikinci kitabımızda bu şekilde tanıtmış olduk.